Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR teknik kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda evlerde kendiniz kullandığınız ara kablolarında veya herhangi bir fişten elektrik gelip gelmediğini nasıl kontrol edebilirsiniz? Bunu göstermeye çalışacağız. İlk olarak arkadaşlar şu normal piyasada birçok yerde bulabileceğiniz basit bir kontrol kalemi. 1-2 liralık, 3 liralık yani çok ucuza ve her yerde bulabileceğiniz bir dandik kontrol kalemi. Dandik dediğim hani profesyonel değil yani, yoksa bu da fişteki elektriğin olup olmadığını iyi kötü anlayabileceğiniz bir şey ama tam profesyonel değil yani, tam anlamıyla işinizi görmeyebilir. Bunu nasıl kullanacağını zaten herkes biliyordur ama yine de şöyle fişe değdirdiğiniz zaman prizinizin içine sokup arka tarafına da parmağınızla bastığınızda şu an ışığı yanıyor. Mesela bunu siz göremeyebilirsiniz şu an. Şöyle biraz yaklaştırayım ama pek faydası olacağını sanmıyorum. Zaten çok zayıf bir ışığı var. Nitekim bunu evde kullanacak olursanız fişin iç kısmına arka tarafına basıp şöyle sokuyorsunuz. Hangisinde yanarsa, yani birinde yanacak birinde yanmayacak normal şartlarda. Birinde yanıp birinde yanmıyorsa prizde elektriğiniz vardır. İyi kötü bu şekilde anlayabilirsiniz. Bu basit olanı. Bir de şu şekilde kabloda kopuk var mı veyahut da elektrik nereye kadar geliyor nereye kadar gelmiyor gibi ölçebileceğiniz profesyonel kullanım için bir kontrol kalemi arkadaşlar. Bunda nasıl elektriği kontrol edersiniz? Şu an bu fişte elektrik var mesela. Çalışan da bir cihaz var. Bunu şu an yine görecek misiniz tam emin değilim ama şu şekilde bakın yaklaştırdığım zaman prize sadece ucundan tutuyorum. Yani şu uç kısmından. Tam tersi de olabilir. Şu tarafa çevirip elinizi şuraya değdirip şunu da yaklaştırabilirsiniz. Şu an mesela bakın yaklaştırdığımızda ışığı görebiliyorsanız kırmızı ışığı yanıyor. Çektim mi uzaklaşıyor. Yani fişi yaklaştırıp çektikçe hiçbir yerine değdirmiyorum. Sadece plastiğe değiyor. Işığı yanıyor. Yani buradan anlıyoruz ki fişte elektrik var. Şu şekilde de bakabilirsiniz. Şöyle yaklaştırdığınızda elektriğin yani kontrol kaleminin içerisindeki küçük kırmızı lambanın yanıp söndüğünü göreceksiniz. Bunu aynı şekilde tesisatınızın üzerinde şu şekilde gezdirerek şu an ışığı görebiliyorsanız gezerken ışık yanıyor. Uzaklaştırdığımızda söner. Yani bir 3-5 santimlik mesafeden elektriği algılayabilir. Kablonun etrafında bunu gezdirerek kablonuzun neresinde kopuk var bunu görebilirsiniz. Şayet kabloda elektrik yok ise bu ışık yanmayacaktır. Ama ucunu tutuyorsunuz kesinlikle şurayı. Çarpılmazsınız bundan, korkmayın. Bunda devre tamamlama olduğu için bu kontrol kaleminde. Normalde bununla kablonun sağlam olup olmadığını da ölçebilirsiniz. Ölçü aleti yoksa elinizde. Profesyonel ölçü aleti yoksa eğer bununla devrenizde, kablonuzda kopuk olup olmadığını anlayabilirsiniz. Nasıl anlayacaksınız? Şu an bunda elektrik yok. Onu belirtelim. Fişten çekili ucu boş olan bir kablo. Bir ucu fişli, bir ucu açıkta. Bunun misal olarak şöyle toprağına elimizi değdik arkadaşlar. Toprağına parmağımı basıyorum şu an. Diğer taraftan da şurada görmüş olduğunuz toprak ucu boşta. Sarı, yeşil olan toprak olur. Normal şartlarda tesisatta bir farklılık yoksa kahverengi faz, mavi de nötr olarak geçer. Şu an toprağa parmağımı bastım. Fişin ucundaki toprağa. Normal şartlarda şöyle gösterelim. Toprağa değdiriyorum. Bakın şu an herhangi bir ışık yok kontrol kaleminde. Kontrol kaleminin arkasına elini değdiğimde bakın ışığın yandığını göreceksiniz. Yani kontrol kalemi devreyi tamamlıyor şu an. Bir elimiz burada, parmağımız. Bir parmağımız da kontrol kaleminin arkasında. Ve toprağa değdirdiğimiz anda elektrik yok, herhangi bir şey yok. Işık yanıyor. Bu da bu kablonun yani en azından toprağının sağlam olduğunu gösterir. Diğer türlü yine şu bir tanesine değdik. Şöyle gösterelim. Şu an fişin bir tanesine ucunu tuttuk parmağımızla. Yine arka tarafa basıyoruz. Kahverengiye değdirdim. Şu an herhangi bir ışık yok. Bakın gördüğünüz gibi. Maviye değdiriyoruz. Mavinin ucuna. Bakın ışığımız yandı. Yani mavide de nötrde de kabloda kopukluk yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekilde diğer uca değiyoruz ve kahverengiye değdiriyoruz. Kısaca 3 kablo, 5 kablo, kaç tane kablo varsa ölçeceğiniz bu kontrol kalemiyle çok basit şekilde kopuk olup olmadığını ölçebilirsiniz. Evinize usta çağırmadan önce en azından kablonuz mu kopuk yoksa prizinizde mi elektrik yok bunu ölçebilirsiniz. Bununla priz ölçümü nasıl olur? Elektrik ölçümü. Normal şartlarda yan taraflarından tutuyorsunuz. Elinizi arkaya değmiyorsunuz. Değseniz de çarpılmazsınız, onu belirteyim ama anlamak için yanlardan tutuyorsunuz. Şu şekilde taktığınız zaman bakın şu an ışığımız değdirip çekiyorum yanıp sönüyor. Diğer tarafa değdiriyorum. Işık çok az yanıyor bunda. Işığın çok yandığı yerde elektrik var arkadaşlar. Işığın az yandığı yerde ise elektrik yok. Yani orası nötr. Işığın çok yandığı yer faz. Bu şekilde de bunda elektrik olup olmadığını anlayabilirsiniz. Daha net göstermek için arka tarafına bakın değdiğimde. Elektrik olan yere şu an takılı kontrol kalemimiz ve arkasına değip çektiğimde ışığın yanıp söndüğünü görüyorsunuz. Daha çok yanıp sönüyor.
Yani ışık daha güçlü yanıyor. Arkasında eğer parmağınızı tutarsanız diğerinde de ışık güçlü yanacaktır. Bu kafanızı karıştırır. O yüzden elektriği prizden veya fişten kontrol ediyorsanız eliniz arkasına değmiyorsunuz bu kontrol kalemi için. Normallerde değeceksiniz mecbur. Şu şekilde baktığınızda çok yanan da elektrik var, az yanan da elektrik yok anlamına gelir. Normal fişlerde de bu şekilde olması lazım. Yani bu kontrol kalemiyle evinizde elektrik tesisatınızda elektriğin olup olmadığını bu şekilde anlayabilirsiniz. Ölçü aletine gerek duymadan veya kablonuzun kopuğu neredeyse aynen az önce gösterdiğimiz gibi fişte elektrik var şu an bu kabloda. Şöyle gezdirerekten lambanın yanlışını takip ederekten yani lamba yanıyorsa üzerinde gezdirdiğiniz her tarafta elektrik vardır. Misal gezdirirken şöyle biraz alalım. Şu arada bir yerde lamba söndü. Kontrol kaleminin içindeki kırmızı led söndü. Kablonun arka tarafından da gezdiriyoruz. Aynı şekilde orada da sönükse kablonuzun bu arada kopuğu vardır iç kısmında. Yani 3 adet kabloda 2 tanesi elektriktir. Bunun bir tanesinde kopukluk olduğu için burada lamba sönüyordur. Dolayısıyla kablonuzu buradan fişten çekiliyse kesiyorsunuz. Ve kopuğu bulup tamir edip bir 10 santim kısaltabilirsiniz şöyle sağlı sollu. Hani ki tam emin olmak için kırık olan yeri tam net teşhis edemediyseniz. Işığın söndüğü bölgenin bir 5-10 santim bu tarafından bir 5-10 santim bu tarafından kabloyu kesip yeniden birbirine rengine bağlayıp kablonuzu tamir edebilirsiniz. Bu kontrol kalemi ile tabi bununla bulabilirsiniz. Şunlarla bulamazsınız. Bunu tutsanız dahi ışığı yanmaz. Bunlar normal ucuz kontrol kalemleri. Bunlar da çok pahalı aslında ama bir 20 lira 25 lira en fazla 30 liradır bulunduğunuz şehre göre. Belki daha da ucuz olabilir biraz. Bunu da kullanabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese kolay gelsin.